Merhaba arkadaşlar. Bugün lahana doldurma yaptım. Dolmayla aynı lezzettedir ve çok basit, kolay, 10 dakikanızı bile almıyor hazırlaması. Buyurun yapılışına geçelim. Lezzete dair kanalıma hoş geldiniz. Bugün herkesin lahana dolmasını yiyebileceği garantisini veriyorum. Çünkü sarma derdi olmayacak, zamanınızı almayacak. Direkt kapağını yapalım ve içini ovacağız, malzemeyi koyacağız. O kadar. Çalışan hanımlar ve beyefendiler de yapabileceği bir tariftir. Kapağını yuvarlak çıkaralım. Ve içini yavaş yavaş şöyle bıçakla önce keselim. Kaşıkla da çıkarabilirsiniz. Etrafına zarar vermeden içini ovalım. İçini dök atmıyoruz. Salata gibi veya kabuska yemeklerinde de kullanabileceğiniz lahanayı. Lahanayı her şekilde tüketmemiz gerekiyor. Çok faydalı bize de. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Biz ailecek çok tüketiyoruz. Sarmasını, turşusunu, yemeğini her şekilde yiyoruz. Sizlere de tavsiye ediyorum. Güzelce içini açalım. Dediğim gibi bunları atmıyoruz. Tekrar değerlendiriyoruz. Salatası da böyle kendi bu şekilde de tuzlayıp yeseniz çok güzel, lezzetlidir. Şimdi lahanamızı ve kapağını güzelce tekrar yıkayalım. Lahananın iç malzemesini hazırlayalım. Normal bildiğimiz sarmalık için nasıl hazırlıyorsak aynı o şekilde hazırlıyoruz. Soğanı bol tutalım. Eğer küçükse 5 tane, büyükse 2 tane büyük boy kuru soğan kullanabilirsiniz ve sarımsak. Tenceremi ocağıma aldım ve yarım çay bardağı zeytinyağı kullanıyorum. Çok az zeytinyağımı ısıtacağım. Yemeklik doğradığım soğan ve sarımsağımı tencereme alıyorum. Soğanımı çok az kavurdum. Bir yemek kaşığı domates salçası kullanıyorum. Bir su bardağı normal pilavlık pirinç kullanıyorum. Bir çay kaşığı tuz, pul biber, nane pardon pul biber, çok az karabiber ve kimyon. Bir su bardağı kadar sıcak su ilave ediyorum. Daha önceki videomda pirincimi haşlamamıştım ve çok geç pişmişti. Eğer yarı pişmiş yaparsanız tam zamanında lahanalar pişerken iç harcımız da pişmiş olacak. Şimdi hazırlamış olduğum iç harcını lahanamın içine dolduruyorum. 10 dakikanızı almayacaktır hazırlaması ve yarım saatte de kaynıyor. Çok pratik. Hemen akşam işte gelip hazırlayıp üstüne koyabilirsiniz. Veya bu şekilde hazırlarsanız istediğiniz zaman koyabilirsiniz. Dolma gibi. Dolmayı da biz hazırlıyoruz. Ertesi gün kaynatıyoruz. Aynı şekilde bunu da yapabilirsiniz. Lahanamızın kapağını kapatıyoruz. Şimdi lahanamızı tenceremize alalım. Ben lahana seçerken en küçüğünü aldım ki tencereme olsun diye tam geldi. Bir tatlı kaşığı tuz ve bir yemek kaşığı salçayı suyla çırpalım. Salçamızı böyle açalım ve yarım çay bardağı zeytinyağı veya sıvı yağ kullanabilirsiniz. Önce 2 bardak kadar, 2,5 bardak kadar en altına döküyoruz suyumuzu. Ve sosunu döküyoruz her tarafına gelecek şekilde. Ve 2 bardak su da
Üzerine döküyoruz. Tam sosumuzu döktüğümüz yerden. Tenceremizin kapağını kapatıp orta ateşte kaynayana kadar, kaynadıktan sonra kısık ateşte en az yarım saat kaynatıyoruz. Lahana yemeğimizi bir kontrol edelim. Suyu var mı? Suyu evet var. Ve kısık ateşte kaynıyor. Bu şekilde kaynatalım. Lahanamı 1 saate yakın kaynattım ve içerisinde kalan suyunu süzerek bir servis tabağıyla ters çevirin. Lahanamızın 1-2 yaprağı hafif kızarmış. Şöyle üst yaprağını alalım. Ve lahana dolmamızı dilimler halinde servis edeceğiz. İstediğiniz şekilde dilimleyebilirsiniz. Şimdiden deneyecekleri afiyet olsun. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Farklı bir videoda görüşmek üzere.